Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Tuncel'cim, senden daha yakışıklı bir adam buldum. Sonunda yıllar sonra hakikaten sen zaten çirkin bir adamsın, ben de çirkin bir adamım. Fakat harikulade bir adam buldum, ismi Ufuk Beydemir. Müthiş bir oğlan, müthiş bir oğlan. Show Radyo'daki programda konuk ettim ve programa Melis Danışment'le beraber, harikulade bir kız Melis Danışment. Melis Danışment'le beraber geldi ve dedim ki bu Melis'in bu oğlanla ne işi var filan. Meğerse ortak bir şarkıları varmış, beraber akustik konserler vereceklermiş. Hemen bizim kabaremize ayarladım. Aman dedim, bizde de konserler verin filan. İstanbul'da Mecidiyeköy'de, Dada Salon'da, hatta Bodrum'da da yapalım dedim. Şimdi doğal olarak onları ağırlıyoruz. Fakat adama bayılacaksın. Hanımlar beyler, Ufuk Beydemir ve Melis Danışman. Çocuklar, harikuladesiniz. Beraberce Show Radyo'daki programımızda çok güzel vakit geçirdik. Ben zaten Melis'e bayılırım. Hem müzisyendir, hem yazardır. Perşembeleri de gündelikçi olarak birçok eve gider. Yahu bu kadar hususiyet hangi kadında var? Söyle bakayım bana. Yani neler yapıyorsun? Şimdi bir kere röportajlar yapıyorsun, değil mi? Yapıyorum. Söyleyemiyorum ama galiba nerede yaptığımı. Mikrofonun nerede? Gözlerine bakmak istemiyorum ama mikrofon orada galiba. Nereye taktılarsa orada işte. Nereye burada taktılarsa orada. Şöyle, diye bir açıklama yok tabii ki. Evet. Peki orada çıkarma, çıkarma. Mikrofonun gayet güzel duruyor. Peki. Şimdi bir kere müzisyenlik var. Sonra bu röportajlar filan var, yazarlık var. Yani bu kadar güzel gözlü bir kadında bu kadar hususiyet olması tabii ki az rastlanır bir şey. O sizin güzelliğiniz. Bu yakışıklıyı da mümkün olduğu kadar ezmeye çalışıyorum, tahmin edersin ki. Çünkü bu adam bir kere müthiş bir sese sahip olmanın yanında erotik klipler çekiyor, değil mi? Ve bunun yanında da böyle bir hani bir dakika benim falan filan. Yani benim maksadım tabii bir talk showcu olarak ilk başta onu ezmek. Dolayısıyla seninle konuşmak zorundayım bu aşamada. Nasıl oldu bir araya gelişimiz? Nasıl oldu? Ben Ufuk'u ilk dinlediğimde çok beğendim sesini. Çok şahane bir sesi var kendisinin. Siz eziyorsunuz ama ben şimdi ona bir mola verdim. Yok, ben içeceğim şeyi üstüme başıma döktüm de ona şey. Önemli değil, olsun. Tamam, önemli. Evet. Çok böyle Seattle'dan gelen grunge sound'a sahip bir sesi olduğunu keşfettim ilk videosunu izlediğimde. Seattle'dan gelen grunge sound'a sahip bir ses. Halbuki yerli malı bir arkadaş ama evet. Tabii ki senin entelektüel dünyanda yani mesela arkadaş Hakkari'den geliyor, Mardin'den geliyor, Konya'dan geliyor değil de tabii ki bu kadın bakışını biraz anlıyorum yani. Ulen bu ne? Yoksa Seattle'dan gelen grunge sese sahip bir adam. Yani bu tabii ki hoşa gidiyor. Hoşa benim gidiyor. Sevdiğim bir dönemdir ve dinlediğim zaman o yılları hatırlattı. Ne de olsa o oğlan da, o Seattle'daki oğlan da av tüfeğini kendisine çevirip çakarak diye intihar etmedi maalesef mi? Maalesef birer birer. Evet. Evet, birer birer gittiler Seattle'dan. Evet. Seattle'dan da pek adam çıkmamıştı. Halbuki galiba Jimi Hendrix de Seattle'dan Londra'ya gitmişti değil mi? Öyle mi? Hı. Evet. Hadi canım, bu kadar Seattle uzmanı olup lan Seattle'dan gelen her adamı da tanıyorsun ya, da şey yani Jimi Hendrix'i mi bilmiyorsun? Hayır canım, yani oradan Jimi Hendrix'i biliyorsun. Tabii Jimi Hendrix Seattle'dan değil mi o da ya? Öyle öyle. Değil mi ha? O da Seattle'dan. Seattle'da tutunamıyor. Seattle'da tutunamıyor. Ondan sonra mahalleye de borcu var, bakkala çakkala falan filan. Verelim. Oradan Londra'ya gidiyor. Bir tane kendisine, bak Tuncer çok iyi bilir onu, bandocu üniforması yapıyor. Hatta şeyde kız arkadaşıyla beraber Londra'da yürürlerken, Londra'da kraliyet güvenlikleri yani sarayın önünde bekleyen polisler bu
İngiliz bandocu kıyafeti giydiği için, yani askeri bandocu kıyafeti giydiği için Jimi Hendrix'i taciz ediyorlar. Ve kimi taciz ettiklerini bilmiyorlar. Geri zekalılar. Bak şimdi elin İngiliz'i de, yani şimdi bizde bir batı hayranlığı vardır ya, işte İngiliz çok akıllıdır falan. Pıf, değil. Geri zekalı. Yani bunu taciz ediyorlar. Soyuyorlar biliyorsun. YouTube'da vardır biliyorsun. Soyuyorlar Jimi Hendrix'in üzerinden, taciz ederek, kavga çıkarmaya çalışarak ve dövmekle tehdit ederek Jimi Hendrix'in üzerindeki bandocu ceketini çıkarıyorlar. Ve alıyorlar adamı, böyle yarı çıplak yolluyorlar. Ben ya, sana Wikipedia'yı izler gibi. Bebeğim sen ne istiyorsan izler, bana sor canım gibi benim. Değil, dinler. Hayır tabii ki kadınlar Google'lamak yerine beni tercih etseler çok daha güzel tabii ki. Evet, her neyse. Demek oğlan sana Seattle'dan geliyor gibi geldi. Biz bir araya geldik ve kafa yapılarımızın ve müzik zevklerimizin çok ortak olduğunu fark ettik. Ondan sonrası evlilik zaten. Ondan sonraki evlilik. Çocuklar yanlışlıkla böyle yapılıyor, bak sana söyleyeyim. Çocuklar yanlışlıkla şöyle yapılıyor. Kafa yapılarımız ve müzik zevklerimiz. Tamam, okey. Tamam. Ya bir sürü, bak şimdi aramızda da çiftler vardır değil mi? Siz öylesiniz. Şimdi çocuk yapmak için doğru yol bu değil. Yani çocuk yapmak için doğru yol, sen de Seattle'ı seviyorsun, ben de Seattle'ı seviyorum. Adres Konya, Eskişehir. Bir çocuk çıkıyor, hiç alakası yok. Hiç Seattle'dan gelmiş gibi değil çocuk. Çocuğun alt bezine ihtiyacı var, mamaya ihtiyacı var. Hiç para da Seattle'dan gelmiyor o sırada. Anlatabildim mi? Yani hayat zor. Olsun. Devam. Öyle işte. Çocuk Seattle'dan gelmiş gibiydi. Ondan sonra beraber çalıp söylemeye konuştuk, başladık. Konuştuk, bir şarkı yapalım dedik beraber. Evet. Çok hızlı hareket ettik. Ne yaptınız geçtik şarkı olarak? Hırka bizi kokusu. Efendim? Hırka kokusu. Değil ya. Ay, ben bayılıyorum sen. Sana bayılıyorum. Ben de bir şarkı yapmak istiyorum. Hemoroid üzüntüsü diye. Ne yapayım? İçimden böyle geldi ya, işte. Böyle geldi içimden. Ya hırka kokusu diye şarkı mı olur? Güzel bir şarkı mı? Olur. Biraz böyle 90'ları çağrıştıran. İşte şey Seattle ya. Seattle ya. Ben de daha halka hitap edecek. Yani herkes doğduğu için hemoroid üzüntüsü diye bir şarkı yapmak istiyorum. Çünkü hemoroid çok zor bir konu hakikaten. Herkes de var, kimse açıklamıyor ve bir üzgünlük oluyor. Mesela genelde bir kafede filan buluştuğunda arkadaşlarla otururken filan şöyle bir dikkat oluyor. Yani yeteri kadar yumuşak mı filan diye. Oturuyorlar filan, diyorum ki hemoroid üzüntüsü mü kardeş filan diyorum. Evet diyorlar, yani bu daha halka mal olmuş bir şey. Hırka kokusu bu depresyonla falan alakalı bir şey mi? İşte biraz böyle 90'ları çağrıştıran biraz, evet. Yani depresyon değil tam olarak ama işte içe dönük, böyle kendine dönük bir anı yansıtan bir şarkı oldu. Aslında sizin yaptığınız müziğe ben daha çok inanıyorum. Açıkça söyleyeyim. Yani ben biraz önce Edis'i konuk ettik. Hakikaten müthiş. Mehmet Erdem'i konuk ettik. Müthiş ama geleceğin siz olduğunuza inanıyorum. Çünkü daha demokratik bir dünyada insanlar gerçekten kendilerine dokunan şarkıları istiyorlar. Daha demokratik bir dünyada ve dijital böyle bir dünyaya bizi gittikçe daha yakınlaştırıyor. İyi mi kötü mü bilmiyorum tabii, tartışılır. Evet, birazdan bu şarkıyı söyleyeceksiniz. Tahmin ediyorum ki güzel bir şarkı. Şimdi yalnız yanındaki adamla ilgili bazı elimde videolar var. Onun da haberi olmayan videolar, gizlice kaydedilmiş. Öyle Meşk Oldum diye bir şarkısı var. Evet. Yıllarca porno store'larda satıldı video olarak. Ama şimdi ilk defa televizyonda göstereceğiz. Buyurun izleyelim. Hürriyetten mi soyundun? Ya şimdi şöyle oldu. Biz 2018 Mart'ta göremiyorum. Pardon. 2018 Mart'ta 11 şarkılık bir full albüm çıkardık. Bu benim ilk albüm. Öncesinde bir single vesaire bir şey yok. Sonra zaman geçti. Biz 3 tane klip çektik. Her klipte insanlar şey dediler.
ikinci klipte mesela Ufuk Beydemir yeni şarkı çıkarmış. Üçüncüde bunu çıkarmış falan. Her seferinde ben yırtınıyorum. Hayır, biz 2018 Mart'ta zaten 11 şarkıyı hep birlikte yayınladık bir full albüm olarak falan filan. Sonra sosyal medyadan bağırmamın yeterli olmadığını düşünüp artık gerekirse de soyunacağız deyip soyunduk. Başka müthiş. Türlü duyuramıyoruz. Bak müthiş. Şimdi buradayım mesela. Müthiş. Harikulade. Şimdi radyo programımızda beraber geldiğiniz radyo programımızda tabii ki çok ilginç bir adam bu adam. Çünkü bir yandan bir konservatuvar eğitim, bir müzik... Yok. Hayır, söyle bana tekrar hatırlat. Plastik sanatlar. Bravo. Şimdi... hakikaten bir sanatçının nasıl iki uçta seyredebileceğini gösteren bir adam. Yani önce plastik sanatlar eğitimine başlıyor. Oradan diyor ki bir dakika bu bana göre değil galiba falan. Hop spora geçiyor. Hop spor antrenörlük falana geçiyor. Halbuki Show Radyo'da da konuştuğumuz gibi garip bir durum. Yani bir insan ki bizim ülkemizde eski normlara göre Ya sanatçı olabilir. Yani sanatçı ufak tefek benim gibi hafif göbekli, çirkin, küçük. Yani kadınların sadece kafasına hürmet edebileceği bir adam olabilir. Ya da adeleli, değil mi? Böyle sporcu falan bir adam olabilir. Bu adam, ilk defa hayatımda böyle bir adam görüyorum. Buradan plastik sanatlardan spora geçiyor. Siz de bunu hissediyor musunuz? Hangisini? Neyi? Mesela sizle konuşurken de entelektüelden spora geçiyor mu? herkes geçer aslında zaman zaman. Ben geçmiyorum. Yok, ben geçiyorsunuz. Ben geçmiyorum. Yani ben hiç spora geçmiyorum. Mesela bir kadınla konuşurken şöyle yapmıyorum. Mesela Jean-Paul Sartre potaya çıkayım. Böyle bir şeyim yok benim. Hayır, yani. Onlar yani başlıklar olarak düşündüm ben. İlla spor ve... Ama adam acayip bir adam. Yani hem yakışıklı, hem entelektüel, hem sanatçı, hem... Yani bu çok acayip bir tip. Yani bu genelde görmeye alışık olduğumuz bir tip değil. Yani evet, bir yerde acayip. Görürsek bunda böyle bir... yani beyin problemi yaşarız bu tiple. Ve... Bu beyin problemi yüzünden bizi kendine aşık da edebilir bu tip. Siz öyle hissettiniz mi bilmiyorum. Yani adama bakıyorsun mesela bir şöyle bir böyle filan. Halbuki ben biraz kadın beynini anlamaya çalışıyorum. Mesela bu arkamızda gördüğünüz bizim Harem Kabare oyununun dekorunu görüyorsunuz aslında. Sürekli bu sahnede oynadığı için. Orada da kadınlarla ilgili bunu anlatmaya çalışıyorum. Orada diyor ki mesela bir kadının repliği var. Diyor ki mesela biz kadınız diyor. Biz seversek kalırız. Ama biz şunu anlamayız diyor. Yani bir erkek hem seni seviyorum hem de gidiyorum derse bizim kafamız karışır. Ya bizim nevrimiz döner diyor. Yani böyle bir şey olamaz. Çünkü böyle şizofrenik bir şeyi bir kadının anlamasına imkan yok. Yani eğer adam diyorsa ki seni sevmiyorum, tamam. Ben bir kadın olarak onun peşinden koşayım. Ama adam eğer diyorsa ki seni seviyorum ama gidiyorum, biz bunu anlayamayız diyor. Şimdi bu da kafa karışıklığı yaratan bir adam. Hem sporcuyum, hem entelektüelim. Sanat, ördört. Ondan sonra hoppa gidiyorum filan gibi. yani nasıl lan, anlıyorsun işte ne söyleyeyim. Anlıyorum ben o yani. Bence normal her şey yani. Her şey normal mi? Şu anda sence normal bir şey mi yapıyorsun? Hayır yani. Seviyorum ama gidiyorum diyorsa da normal olabiliyor bence zaman zaman. Öf. Çok da anlam yüklememek lazım yani. Peki. Bu Aytenli Kadın ne zaman yapıldı? 10 sene oldu. Ben 17 yaşındaydım yani yazdığımda. 10 sene önce nasıl Aytenli Kadın diye bir şarkı yapabilirsin? Ya ben hiçbir şarkımla ilgili bir açıklama yapamıyorum. Yani kendi geliyor bir şekilde. Ya işte anlatıyorlar ya, şöyle yapıyorum ilham geliyor, böyle yapıyorum beni besliyor falan. Öyle bir şey yok. Birden geliyor kendiliğinden. Kaç yaşındayım dedin? Şu an mı? O tarihte? 17.
17 yaşında bir adamın Ay Tenli Kadın diye bir şarkı yapmasına imkan yok. Hani şöyle bir şarkı yapabilir. Param yok, lahmacun alamıyorum. Mır 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 neydi bizim lahmacunlarımızı getiren? Sait Elbacı mesela, değil mi? Ekibe, bütün seyircilerimize lahmacun dağıt. Mesela Sait Elbacı kendisi bir şarkı yapsaydı. Lahmacun yapıyorum ve insanlara sunar. Ama Ay Tenli Kadın diye bir şarkı yapmak mümkün değil. Ama bu mu yani söyleyeceğin? Ama olmuş. Peki. Şimdi ben de evet şaşırmıştım ilk başta duyduğumda. Ya 17 yaşında yazdığını duyduğumda ben de şaşırmıştım. Peki bu klibe devam. Çok güzel bir klip. Çok güzel hakikaten. İnanılmaz. Bir de bir şey takmadığım bir yer kalmamış galiba, değil mi? Yani kulaklarında var, burnunda var, burada bununla var. Bununla ilgili genelde aldığım ilk soru, ne gerek vardı? Yok, bence çok güzel. Yani genelde insanlar böyle tepkiler veriyor. Bence çok güzel. Bende de şeyler var. Mesela bu hala Bülent Hanım'dan şeyi bekliyorum. Bülent Ersoy'un gençliğini oynayacağım. Çok istiyorum. Böyle bir basın açıklaması yaptı. İşte dedi ki birisi Bülent Ersoy'un, o nedense öyle bir laf çıktı. Yani Bülent Hanım'ın Bülent Bey olduğu zaman, hani milattan öncesi, milattan sonrası gibi. Bunu birisi demiş ki Okan Bayülgen oynasın demiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben evimde oturuyorum. Ondan sonra bu da demiş ki katiyetle olmaz demiş. Beni niye kırdın? Beni niye kırdın? Bak işte peruğu da taktım. Sakallı makallı. Ne olur oynarım yani, ne olur. Aynı memlekette, aynı topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ne olur ben oynasam yani. Niçin bunu reddediyorsun? Bu şey halim. Milattan öncesi halim. Milattan sonrası için de arkadaşlar hazırladılar. Bu biraz fazla geliyor. Ama vallahi biraz taranması lazım. Yok be, burada çekmecede bulunduruyoruz. Her an oynayabilirim diye. Bunu da şey yapıyorum. Bu milattan sonrası da şöyle oluyor. Bizim Şelale Hanım gibi. Bundan sonraki talk show'larıma böyle devam etmek istiyorum. Vallahi her an oynayabilirim diye orada bulunduruyoruz. Senin bir klibin var, şimdi ona bakacağız. Bu işten. Çok duygulandım hakikaten. Bana hikayesini anlatır mısın birazcık lütfen? Bu benim V.E.V. adlı albümümden bir şarkı. 3 sene önce yayınladım ben albümü. Hiç klip çekmedim. 3 sene sonra bir ilk ve son klibi çekmeye karar verdim. Bir dinleyicimden çok duygusal bir mesaj aldım. Bu şarkıyla bir acısını atlattığını anlatmış bana uzun uzun. O mesajdan çok duygulandım. Okuduktan hemen sonra bir klip hazırlamaya karar verdim ama bir şey çekmek istemiyordum. Yani hazır bir görüntü olsun istiyordum. Ve aklımda nedense böyle çok eskilere ait bir plaj görüntüsü vardı. Yani hatta böyle sanki İtalya'da bir plaj gibi nedense. Yani kafamda canlanan şey oydu. Yönetmen arkadaşım Levent Sevi var. Onunla çeşitli işler yapıyoruz, bir araya geliyoruz. Onu aradım ve bu fikrimden bahsettim. O da böyle nostaljiye meraklı, yani eski klipleri, eski görüntüleri bulmayı seviyor. Bana bu görüntülerden bahsetti. Bu görüntüler de müzisyen Jacques Esim'in, seferiyat müziği yapan Jacques Esim'in babası tarafından 1962 olması lazım, 62'de Heybeliada'da çekilen aile ve akraba görüntüleri. Yani Esim ailesine ait Heybeliada'daki görüntüler, ondan bahsetti. İzledik ve şarkıyla çok bütünleşiyordu. Ben Jacques Bey'e mesaj attım, mail attım. Sağ olsun hemen yanıt verdi ve anında kullanmamıza izin verdi. Çok büyük bir incelikle. Ona da teşekkür ediyorum buradan, eğer izliyorsa. Dolayısıyla bu şarkı Bazı Günler Unutulmaz şarkının adı. Şarkıyla bu 60'lardaki Heybeliada görüntüleri o kadar uyumlu oldu ki yani bundan daha iyi bir klip yapamazdık diye düşünüyorum bu şarkı için. Harikulade, o zaman izleyelim.
Çocuklar çok duygusal bir şey izledik. Melis Danışmend'in klibini izledik. İyi ki böyle bir şey yapmışsın. Çok teşekkürler. Harika, bu suya yazı yazmak gibi gösteri dünyası için öyle denilebilir ama bir yandan da tarihi bir belge. Müthiş, 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 müthiş. Teşekkür ederiz. Peki. Şimdi bir yandan Ufuk'un tabii ki konserleri devam ediyor. Bir yandan beraberce yapacağınız bir de akustik konserler var. Harikulade. Biz burada sizi misafir etmek istiyoruz Dadalar'da. Biz çok çok mutlu çok oluruz. Çok güzel burası. Ben çok beğendim. Şimdi teşekkür ederiz. Tabii ki iki farklı bir şey var. Yani bence Ufuk'un yeri de ilginç. Yani tabii ki sen onu kendin tayin edeceksin. Nerede olacağını. Yani ya büyük kitlelere mi gideceksin? Ya biraz daha entelektüel tarafta mı olacaksın? O senin bileceğin bir iş. Ama gerek fiziğin, gerek müziğinle aslında bambaşka bir yere gidebilirsin. Ama bir yandan da yani o sizin vereceğiniz bir karar aslında. Ya ben her zaman sunulan seçeneklerin dışına çıkmayı seven birisiyim. Yani bu ezber bence acilen yok edilmeli. Yani ya öyle ya öyle olmamalı bence. Tamam, ne bileyim. Yani şimdi size karşı böyle bir şey sert canım oldu efendim. Ama yani nasıl bilebilirim? Tabii ki yani. Nasıl bilebilirim ama benim bildiğim şey sadece şu. Yani benim bildiğim şey sadece her sanatçı yolunu kendisi çizer. Yani ben buna inanıyorum ve tabii özellikle senin gibi ve senin gibi sanatçılarda piyasa şartlarının ya da menajerlerin ya da prodüktörlerinin kendilerine dayattıkları yol yerine onları zorlayarak kendi yollarını buluyorlar ve mutlaka burada seyircileriyle, dinleyicileriyle buluşarak bir şey yapıyorlar. Bir şey yapıyorlar yani. Yani bir şey değiştiriyorlar. Önemli olan bu. Önemli olan insanların hepimize anlattığı, hepimiz gösteri dünyasındayız. Bize anlattığı yani bu böyle olur, böyle olmazsa şöyle olur falan filan gibi altın reçeteler var ya, işte o altın reçetelere hadi oradan demek ve kendi yolunu çizebilmek. Aslında mesele sadece bu. Yani normal şartlarda piyasa kurallarına göre hareket edersen herkesin altın reçeteleri var ve evet, evet belki de böyle baktığımızda birileri bu işlerden para kazanıyor. Birileri bu işlerden işte marka çantalar satın alıyor ya da marka arabalar satın alıyor ya da marka sitelerde birer daire sahibi oluyor falan filan. Ama hepsini at çöp tenekesine. Hepsini at çöp tenekesine. Çünkü bir sanatçının hayatında önemli olan bir tek şey vardır. Bir tek şey. O da bir başkasının hayatını değiştirme kudretine sahip olabilmek. Sadece tek şey budur. Bir sanatçı, bir edebiyatçı olabilir, plastik sanatlardan bir insan olabilir, şarkı söyleyebilir, herhangi bir şey yapabilir. Yani bir, ne bileyim, herhangi bir artistik bir şey yapabilir. Bir gösteri yapabilir, ipin üzerinde yürüyebilir, gösteri dünyasından bir adam olabilir. Yapabileceği tek şey, kendisi gibi bu toprakların, dünya topraklarının üzerindeki tek bir sanatçının hayatını değiştirebiliyorsa işte o kudrettir. Onun dışında piyasa şartlarına göre her yaz plajlarda çalınacak bir şarkı imal etmişse boş ver, at çöp. Hiçbir önemi yok. Piyasanın ihtiyacını karşılamışsın. Piyasanın her gün beyaz peynire, francalaya, yeteri kadar zeytine, zeytinyağına ya da ne bileyim hamburgere de ihtiyacı var. Ama piyasanın ihtiyacı olan hamburgerleri karşılayanlar sanatçılar değil. Onlar kimsenin hayatını değiştirmiyorlar. Sadece tıkınmaya yarıyor iş. Çok güzel bir konuşma olmadı mı? Berbat bir gün yaşıyoruz. Yani bu kadar gelenleri met etmek zaten benim huyum değil biliyorsun. Ya Tuncer ve ben her programdan sonra otururuz, konuşuruz ve deriz ki işte şunu met ettik, bunu met etmedik.
bunu perişan ettik falan filan. Ama bu gece gelen herkese met ediyoruz. Bu çok kötü bir şey. Bu yaşlılık ifadesi. Yani evet. Yani kendimi Hakkı Devrim gibi hissetmeye başladım. Ömrünüze bereket diyeceğim neredeyse yani. Allah rahmet eylesin. Pekala. Şimdi sizden şarkılar dinlemek istiyoruz. Bize lütfen bir kere sen lütfen kendi şarkını söyler misin? Ve sonra da beraber şarkınızı söyler misiniz? Tabii ki. Bayılırız, alkışlıyoruz. Yeah.
belki kurtarsın beni geleceksen. Otur karşıma hiç konuşmadan. Susmak evimiz olsun. Gözlerimde bekler kas katı yaşlar. Akmaz durduruyor ilaçlar. En son hangi gün, hangi yıl Tuncer'cim, yine harikulade çaldınız. Çok iyisiniz maşallah. Biliyorsun yıllarca hep kadınlardan yana oldum. Kadınlardan yana oldum. Memleketi kadınların kurtarıcı yine. Kadınsız toplum olmak yerine kadınlı toplum. Yani kadınlarla eğlenen, kadınlarla birlikte gelenekleri yaşatan ve kadınların aktif olarak toplumda rol aldığı bir toplum olmaktan, bir ülke olmaktan yana oldum. Fakat komedinin, özellikle bu bizim yaptığımız talk show'ların kadınlar tarafından yapılabileceğine hiç inanmadım. Yani bu konuda cinsel ayrımcı oldum ve belki bir gerizekalıyım. Her seferinde yanılmak istedim. Her seferinde yanılmak istedim. Çünkü bizim bu talk show meselelerini, talk show meselesini, stand-up'tan söz etmiyorum, talk show meselesini kadınlar yapamıyorlar. Bana sorarsan ve dünyada da
bunu yapabilen kadınlar yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iki kadın oldu. Fakat olmadı. Kadınlar öğle saatlerinde olabiliyor. Oprah gibi Amerika'da, bizde Seda Sayan gibi, değil mi? Mükemmel yani. Ondan sonra böyle kadınlar oldu ama bir de bir kızcağız var Amerika'da çıkıyor. Ellen çıkıyor. Onu da çok fena politikli korrekt buluyorum. Yani siyaseten doğrucu, biraz numaracı bir kadın. Numaracı bir kadın. Yani onu da çok sevmiyorum. Ama bu komedi konusunda kadınlara inanmak istiyorum. Bakalım gelecek olan kadın beni kendine inandıracak mı? Hanımlar beyler, Yasemin Sakallıoğlu! Hanımefendiciğim, çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Çok hoşsunuz. Ama ve lakin sizi kuliste ziyaret edemedim. Özür dilerim. Programımız başlamıştı siz geldiğiniz zaman. Üç kere mikrofonumu değiştirdiler gelene kadar. Neden? Pilim bitti. Çıkmadan pilim bitti. Ha, piliniz bitti. Evet. Evet. Edis ve Mehmet Erdem çok vaktimi aldılar maalesef. Yani onun için size, ama size az vakit ayırmak için söylemiyorum bunu. Şimdi videolarınız var. Size sen diyebilir miyim? Tabii ki. Siz de bana sen derseniz, kadınlardan yanayım ama komedide kadınlarla ilgili problemlerim var. Yani bir tür cinsel ayrımcılık mı yapıyorum bilmiyorum ama sizin kendinizi bana kanıtlamanızı istemiyorum. Çünkü siz zaten kendinizi kanıtlamışsınız ama bir kere daha, biliyorsunuz gösteri dünyası budur. Hı. Her sahneye çıktığımızda ipin üzerinde yürüyen bir cambaz gibi her seferinde o ipi geçmek ve o ipi bitirmek zorundayızdır. Onun için bizim her gösterimiz bir intihardır. Ya öleceğiz ya kalacağız. Tamam. İbit. Ne tatlı kız ya, maşallah. Ama aramızda bir gerilim var tabii ki, gördüğünüz gibi. Peki, sizin Rizeli tiplemeleriniz var. Evet. Elinize bir çay bardağı alınca buna geçiyorsunuz. Evet. Öyle bir şey oluyor sizde. Çay görmeyeyim ben. Evet. Bir manyaklığınız var mı? Var. Ama Karadenizlerin... Var mı Karadenizli burada? Çok teşekkür ederim. Karadenizlerde bir çay tutkusu var bence. Bu Karadenizli insanlar da şu anda öyle düşünüyor. Karadenizli insanlar yani herkeste bu çay tiryakisi var. Ben seviyorum çayı. Çay için çıkmış gibi oldum buraya ama. Yani çayı seviyorum. Peki. Şimdi şu... Çok saçma konuştum. Böyle hayal etmemiştim. Evli misiniz? Nişanlıyım. Ay, evleneceğim inşallah. O yüzden böyle yola çıktık. Hay, laz mısınız? Hayır, tedavi oluyorum gibi bir şey. Peki, şimdi şu tiplemelerinize bir bakalım. Tabii. Lütfen. Bir şey dikkatimi çekiyor. 4 gündür sen benim fotoğraflarıma like atmıyorsun. Bir tane yorum yok. Sen ne hakla benim takip ettiğim kişi sayısını yükseltiyorsun ya? Hayır efendim, hastalıktan ölsen de set yeden bile sen benim fotoğrafımı beğeneceksin Fazilet. Kapat, ben senin yüzünden keşfete düşemiyorum ya. Hayret bir şey. Kıskanç aç köpekler. Tabii elbisemi beğendi, kıskançlığından layıklamıyor. Can bakar mısın? Oradan çek. İki arabayı oradan çek. Ben geliyorum. Hadi. Bu arabayı benim nakit parayla aldım. Asla kredi çekmedim belli mi? Abla sen naylon torbayla gittin aldın bu arabayı. Herkes biliyor bunu. O köpek aç köpek meyakıbe de öğrenecek bunu. Herkes bilsin. Haydi, sağ ol, kalksam su, haydi. Haydi, bekleyeyim ha. Su içecek misin? Su vereyim sana. İçmeyecek misin su? Ulan tutmayacak mısın sen ya? Bir cevap ver, ben de tutmayacağım. Günah boynuna dur ha. Bana küsüp, bana küsüp. Dibine küsme ha, ben diyeyim sana. Ben günah boynuna başımı almaymışım ha. Ben seni sağlamayacağım. Ben çorabımı etmişim sana. Aa, aklımı sünen, Allah kabul etsin. Aklımı sünen, öyle tutacaksan tutun. Daha ne diyeyim sen?
nişanı dedi yemekli yapacağız. Kişi başı dedi para ödedik. O yüzden herkesi çağıramazdık. Biliyorsun onun salonlarını biliyorsun. Sonradan çorba pislik duruyor. Yemek dedim. Herhalde buraya dedim büyük bir yemek çıkacak ki bu kadar milleti çağırmadılar. Oturduk masaya bir bardağın içine suyun içine koymuşla bir tane havuç bir tane salatalık tabakların içine var iki tane sarma üç tane varsa Allah belamı versin yanına da bir küçük ekmeğe sürmüş de krem peynirle zeytin dedim ha bunun için mi dedim milletin o kadar kalbini kırdınız ne vardı dedim davetiye yazsaydınızda herkes kendi krem peynirini ekmeğini yatırsın neyse ciddi benim herif dışarıdan aldı bir krem alı püşçük onu da masadakilerle paylaştım. Açlıktan elmişim eve nasıl çamdımı attım ben bile bilmiyorum. İçimde o taktığım çeyreği almadan içime kalmıştır o çeyreği. Onu da alıp çıkacağız aldım oradan. Müthiş. Teşekkür ederim. Müthiş. Sizin içinizde bir yandan çarklı filan bir motor var yani. Yani maşallah bir eski hem Ege'de Akdeniz'de hem Karadeniz'de kullanılan pancar motorlar vardır. Onlara dokuzluk pancar motor derler küçük tekneleri böyle. Şey vallahi içinde bir pancar motoru var maşallah yahu. Peki ilk çıkış videonuz da bizde. Şimdi çocuklar tabii ki sizler Yasemin Sakallıoğlu'nu tanıyorsunuz ama tanımayan varsa bir iki kişi birkaç ona bilgiyle aktarmak isterim. 1988 doğumlu bu küçük kızımız Rizeli bir anne ve Sakaryalı bir babanın kızı. Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla yarattığı tiplemelerle tanınıyor. Instagram'da 2.8 milyon takipçisi var. Ya bak, ha bir de Seren Serengil'i düşün. Evet ve bu biraz önce izlediğimiz 6 yıl önce çektiği annesini taklit ettiği parkta çektiği bir videoyla tanınmaya başladı. Bankacılığı bırakıyor ve komedyenliğe geçiyor. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ve son olarak da Jet Sosyete dizilerinde oynuyor. Instagram'da isimsiz abla, Zengo, Hakikat abla tiplemeleriyle tanınıyor. Şahan Gökbakar'la da bir anlaşma yapmışsınız galiba. Evet, şu anda az önce izlediğimiz Keşfete Düşemiyorum diyen Zengo tiplemesi. Temmuz'da setimiz başlayacak. Güzel. Çok güzel bir hikaye yazdım. Senaryosu bana ait. Çok güzel. Çok keyifli oldu. İnşallah izleyenler de sever. Ben yazarken çok sevdim. Sevdiğimi de belli ettiğimi düşünüyorum şu an. İnşallah siz de seversiniz. Bir yandan da yazarlık var tabii. Harika. Ne zaman çıkacak film? Daha belli değil ama çekilecek. Evet. Yani şu an düşündüğümüz tarih Ekim. İnşallah Ekim'e yetişir. Harika. Nisan ayında da nişanlanmışsınız. Evet. Bu şanssız, bahtsız insan kim diye sormayacağım herhalde. İyi bir insandır çok diye çok iyi bir insan. Beni kabul ettiği için çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Evet, bir şey söylüyorsunuz çok hoşuma gitti. Bu bana da bir yanıt. Kadın komedyen yok diyenlere diyorsunuz. Perran Kutman'ı, Demet Akbağ'ı gösteririm. Kadınların birçok şey başardığı bu ülkede ben de bu isimler gibi güldürebileceğimi düşünüyorum diyorsunuz. İnşallah. Yani çok hedefim güzel, o yönde. Alkışlıyoruz. Saygısından saygısından dolayı ve bu kibarlığından dolayı şu çayı ver bakalım. Biz de ona bir çay verelim. Tabii ki şöyle size bir standart çay vereyim. Çok teşekkür ederim. Çok sıcak değil ama işte biraz soğumuş da olabilir. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu kadar genç olacak. Bu programa çıkınca ne hissediyorsunuz? Böyle bir hani heyecan meyecan falan oldu mu? Bu arada nefes alabiliyor musunuz? Kemeriniz biraz sıkı gibi geldi bana. Ben onu benim ince gözüksün diye taktım ama... Yani 31 yaşındayım. En büyük pişmanlıklarımdan biri olarak kalacak. Nefes alamıyorum. Ama
Ama çıkartınca da çok kilolu gözüküyor. Öyle görmüyorsun. Gel çıkaralım rahat edelim. Lütfen bana bunu yapmayın. Lütfen bunu ben, yaşamak istemiyorum. Ben de ceketimi çıkarayım. Lütfen. Hepimiz soyunalım. Lütfen. Stop. Hayır, nasıl çıktığını bilmiyorum kemeri. Özellikle çıkmı yanımdan aldım. Bir dakika. Oh. Şuraya bırakayım. Şöyle durayım o konuda. Evet, rahat rahat oturalım. Hakikaten ay, güzel bir varmış, hanımsınız. Gerçekten. Güzel bir hanımsınız. Teşekkür ederim. Ben onu gördüm çünkü... yani çok zor hakikaten. Bu stand-up show yapıyor musunuz? Yaptım bir yıl. Yaptınız. Bir yılda doğaçlama tiyatroyla ilgilendim. Ne güzel. Ama o dönem konservatuar eğitimi alıyordum. Oyunculuk bölümünde. Ya çok zor oldu hepsini bir arada getirmek. Götürmek değil mi? Götürmek. Getirmek de olur, götürmek de olur. Çok zorlandım. O yüzden okulu dondurdum. Doğaçlama tiyatroya da devam etmedim çok zorlanınca. Her şeyi bıraktım yani. Sonra senaryo yazmaya başladım. Harikulade. Instagram'daki takipçileriniz öyle böyle bir sayı değil. Maşallah. Peki her seferinde bir şey mi vermek zorundayız bu Instagram'da? Yani bunlar yiyorlar, yetinmiyorlar. Biraz daha video mu diyorlar? Öyle demiyorlar aslında. Asıl söyledikleri şu. Bence sosyal medyada televizyon gibi. Sizi yıllardır sevmemizin sebebi sürekli üstüne bir şeyler koymanız ya. Sosyal medyada da biz aynısını yapıyoruz. Ve özellikle onu belli bir noktaya da taşımanız gerekiyor. Hatta ben ona kapılmamak için işte oyunculuk eğitimi almaya başladım. Yani sosyal medyada kalıcı bir değer değil bizim için. O da bir gün Instagram biter, başka bir uygulama başlar ve başka bir uygulamaya ayak uyduramazsın. Ama o gerçek dünyayı kendime devamlı hatırlatabilmek için senaryo yazıyorum, kitap yazıyorum, bir edebiyat dergisinde yazarlık yaptım. İnsanların karşısına hep farklı şekilde çıktım ben. Stand-up'la, doğaçlama tiyatroyla. Yani bir kadının girebileceği her yere girmeye çalışıyorum şu anda. Bu hem sosyal medya, hem televizyon, hem sahne, en çok da sahne. Hatta ben bu yola başlarken belediye tiyatrosuna girmek için başlamıştım. Ne güzel. Benim hedefim belediye tiyatrosuydu. Bankayı o yüzden bıraktım ben. Hatta orada yöneticim demişti ki elinde altın bileziğin var, sen burada yönetici olacaksın. Hatta ben orada eğitim de vermeye başlamıştım. Bırakma bu işi dedi bana. Hem bir tanıdığın yok, hiçbir yere almayacaklar seni. Belediye tiyatrosuna girmeyi o kadar kolay mı zannediyorsun dedi. Ben 2.800.000 kişinin gönlüne girdim şimdi. Maşallah. Yani o... Yasemin'ciğim ne zaman arzu ederseniz bizim Dada salonlarımız hem İstanbul'dakiler hem Bodrum'daki iki tane size açık. Tamam. Her ne zaman isterseniz. Önümüzdeki sezon stand-up'a başlayacağım tekrar. Söyleyemesem de başlayacağım yani. Stand-up'a başlayacağım. Seve seve sizin sahnenizden de geçmek isterim. Ama şimdi asıl film nasıl bir film olacak? Yani burada Şahan'la beraber mi oynayacaksınız yoksa prodüksiyonunu mu Şahan yapacak? Nasıl olacak bu iş? Şahan Gökbakar şu anda yapımcımız. Ya çünkü herkesin seveceği bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazarken şöyle düşündüm. Bunu başkası yazsaydı ben oynamak ister miydim? Yaptığım işe hep öyle baktım. Evet dedim, bu senaryo bana gelseydi ben başkasının yazdığı bir şeyi oynamak isterdim. Şimdi görgüsüz bir kadının hikayesini izleyeceğiz. Aslında bu görgüsüz kadın herkesin içinde var. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bugün de çok ben... Çok özür dilerim. Tabii ki. Sizin şef. Susun! Susun! Bu alt katta kulislerimiz var da. Tamam. Çıkacak olanlar heyecanlanıyorlar, konuşuyorlar falan. Çok affedersiniz. Tamam. Burayı, bu bölümü kesmeyin. Evet, devam. Tamam. dediğim gibi bu görgüsüz kadın hepimizin içinde var. Hepimiz bir pahalı çanta aldığımızda ister istemez bu fark edilsin istiyoruz. Ya da bir tatile gittiğimizde bunu sosyal medyada paylaşıyoruz. Ya da güzel bir tarafımız varsa mutlaka orayı açıyoruz. Yani görgüsüzlük hepimizin içinde var. O yüzden bu tiplemeyi de inşallah benim sevdiğim kadar insanlar da sever, sahiplenir, bağrına basar. Harikuladesin. Bu çok heyecanla bekliyoruz ve burada Dada Salon'da da ağırlamak isteriz. Peki yazın ne zaman başlayacaktı çekimler? Temmuz'da başlayacak. Temmuz'da başlayacak. Temmuz ayında çok az kaldı. Tarihte. Peki bir ay falan sürecek herhalde çekimler. Bir ay sürecek.
Güzel. Sonra da montaj falan devam ederken belki Eylül'de bizde yer alabilirsin yeni sezon başlangıcında. Seve seve tabii ki. Harikulaz. Pekala, alkışlıyoruz Yasin Sakallıoğlu. Tuncer'cim çok yakışıklı görünüyorsun. Yani hiçbir programda bu kadar yakışıklı çıkmıyordun. Neden acaba? Kilo verdiğin için olabilir mi? Tabii beraber yaşlandık. Yaşlanınca da tabii ki kilo diye bir problemimiz var. Ben kilo almaktan yanayım. Yani mümkün olduğu kadar kilo alalım. Boşluğu gençlere bırakalım. Yani biz zayıflayarak boşluğu gençlere bırakmayalım. Biz şişmanlar olarak belli bir yere geçelim. Mezarlığa doğru, Karacaahmet'e doğru yerleşelim. Gençler dünyayı doldursunlar. Şimdi bir genç arkadaşımız gelecek. Kaan Orkun gelecek. İlk single'ını çıkarmış. İlk single'ının ismi çok güzel bir isim. Dokunaklı bir isim. Allah versin. Güzel bir isim koymuş. İlk single'ı olunca tabii ki hırka kokusu diyecek hali yok ya, çocuğun ilk single olduğu için Allah versin demiş. Piyasada tutacağını tahmin ediyorum. Hanımlar beyler, Kaan Orkun! Maşallah. Çok güzel kokuyorsunuz. Gerçekten mi? Evet. Çok ne sürüyorsunuz? Bir parfüm sürdünüz. Markasını söyleme sakın. Söyleme. Bir parfüm sürmüşsünüz. Her tarafınıza mı sürdünüz? Yok, aslında çok sıkmadım. Ne kadar sıktınız? Yani yarım şişe kadar. Ay, yani ben dikkat et, siz benden bir koku almadınız tahmin ediyorum. Ben insanlarla, gelen herkesle öpüşüyorum programa. O kadar öpüştüm, sarıldım ki bende artık koku filan kalmamıştır herhalde. Şimdi Nirhan Ünsal'ın bestesi. Nirhan Ünsal bestesi. Çok güzel. Sözler de Seda Akay'a ait. 25 yaşındasınız. 25 yaşındayım. Maşallah. Saçlarınız dökülecek mi? Yani dökülmesini istemiyorum ama bu dertle, yani şarkı çok yordu beni, şarkı süreci. Saç mı döküyor? Yani döktü biraz. Evet. Peki babanızın saçları dökük mü? Hiç yok. Babanızda hiç yok. Sizde de dökülecek. Ama benim gür yani, ona göre. Daha gür iyi saçlarınız. Biz mesela Tuncer'le ikimizin çok gür saçlarımız var. Biz ikimiz de ayda bir defa saçlarımızı siyah boyatıyoruz. Gerçekten. Nedenini söyleyeyim. Çünkü benim kızım var. Babasının beyaz saçlı olmasından hiç haz etmiyor. Tuncer'in hiçbir nedeni yok. Tuncer tamamen sinir bozucu bir şekilde yakışıklı görünmek istediği için saçlarını boyatıyor. Ve buradan ilan etmek istiyorum. Tamamen sahte. Hiç şey yok. Siz ileride kel olacaksınız. Allah göstermesin. Ama gösterecek. Göreceğiz. Peki. Diyorsunuz ki kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. İlk konserimi 6. yaş doğum günümde vermiştim. Herhalde iğrenç olmuştur. Şöyle oldu. Bunu hatırlamıyorum aslında, anneme sordum. Evet. Onun bana cevabı, yağ satarım bal satarım söylüyordun, onu hatırlıyorum diyor annem. Evet. Yani bir konser verdiğimi çok net hatırlamıyorum. Evet. Ama seviyorum yani, şarkı söylemeyi hep seviyordum. 6 yaşında konser verdiniz, anneniz bunu kayda geçirdi. Ve dedi ki, evladım dedi, sen 6 yaşından beri şarkı söylüyorsun. Hayır dedi. Öyle demedi. Dedi ki, 6 yaşında konser verdiğini ben de hatırlamıyorum. Yağ satarım, bal satarım diye ortalarda geziniyordun dedi. Evet. Bu çok kötü bir anı değil mi? Ama dürüst olmak zorunda. Harikuladesin Kaan. Peki. Şimdi buradan sonra bu ilk single çıktı. Buradan sonra konserler gelecek. Tabii ki. Filan falan. Ve
menajeriniz benim için de çok değerli bir adam. Bana söyledi, harikulade bir adam var dedi. Bu adamı dedi, Türkiye'ye duyurmamız gerekiyor dedi. Dolayısıyla şimdi birazdan burada şarkı söyleyeceksiniz. Pek bir özgeçmişiniz yok. Evet. Yani özgeçmiş şu kadar. fazla bir özgeçmiş değil. Başınızdan enteresan bir şey geçti. Mesela seri cinayet, tecavüz, trafik kazası, başka bir şey. Hiçbir şey geçmedi. Çok yakışıklı bir adamsınız. Gerçekten. Maşallah. Çok sağ olun. Çok yakışıklı bir adamsınız. Ve bu gösteri dünyasında hızla ilerleyeceksiniz. Belki kulüplerde çalışacaksınız. Belki halk konserleri vereceksiniz. Hazır mısınız buna? Hazırım. Ben hazırım ama... Türkiye hazır mı? Türkiye hazır mı onu bilmiyorum. Türkiye hazır. Türkiye neler gördü? Mimariye meraklısınız ve iç mimarlıkta son sınıftasınız. Son sınıftayım. Bu sene dondurdum. Niye dondurdunuz? Dondurulacak bir şey mi? Müzik sektörüne adım attığım için dondurdum. İkisini bir arada yürütemezdim çünkü. Yeni dönemde tekrar diplomamı aldım. İç mimari dondurulacak bir şey mi? Dondurulacak bir şey değil. Yani mesela şey olsaydı, nasıl söyleyeyim size, mesela matematik bölümü, fizik bölümü falan dondurulurdu. İç mimarlık dondurulacak bir şey mi? Projeler açısından çok yoğun. Ciddi bir okulda okuyorsunuz. Değil mi? Evet. Ciddi bir okulda okuyorsunuz. Çok zor. Dolayısıyla öyle yapılması gerekiyor. Burada olduğunuza memnun musunuz? Sevdiniz mi kabareyi? Çok sevdim. Hayırlı olsun. Sizi burada sahneye çıkaralım. Olur. Hı? Bir dakika, özür dilerim. Susun! Beni anlıyorsunuz değil mi? Biraz önce oradaydım. Evet. Kolay bir şey değil. Çünkü sürekli aşağıdan buraya doğru kahkaha sesleri falan. Yani bu sanatçıları anlayamıyorum hakikaten. Ne kadar bana laubalilik gibi geliyor. Yani sürekli bir şamata, sürekli bir eğlence. Ne var bu sanatçılarda sizce? Yani neden bu kadar çok gürültü yapıyorlar? Bilmiyorum, buna cevap veremem. Biraz önce ben de oradaydım. Harikulade. Peki bu programın son sanatçısı Kaan Orkun. Çok teşekkür ederiz kendisine geldiği için. Ve onun şarkısı için kendisini sahneye davet ediyoruz.